her geçen yıl büyüyor. Turizmi ve ekonomisiyle ilerleyen güçlü bir kenti dünyaya açıyor. Ülkesine, insanına değer katıyor. Burası Balıkesir Kocaseyit Havalimanı. Sevdiklerine kavuşmak, yeşille mavinin buluştuğu bir kenti gezmek ya da iş hacmini genişletmek, yaşadığı kentten daha uzaklara açılmak. Farklı amaçlarla yola çıkan yolcular, şehirler, hatta uluslararası ticaret için hazırlanan ürünler, kente ve sivil havacılığa hizmette kullanılan uçaklar. Amaçları farklı olsa da hepsinin yolu buradan geçiyor. Balıkesir'den. Kentin ve bölgenin ticari ve turistik faaliyetlerinin bel kemiği olan havalimanından. Kenti havacılıkla tanıştıran havalimanı yapımı 1992 yılında kararlaştırıldı. İnşaat tam 5 yıl sürdü. Edremit ve Burhani ilçeleri arasında yer alan tesis, Körfez Havalimanı adıyla sivil hava trafiğine açıldığında yıl 1997 idi. Aynı yıl Bakanlar Kurulu onayıyla hava hudut kapısı ilan edildi. Yani uluslararası uçuşlara başladı. Cumhurbaşkanımızın uçmayan kalmayacak prensibi doğrultusunda başlattığımız yatırım hamlesinin önemli bir halkasını da Balıkesir Kocaseyit Havalimanı teşkil etmektedir. İlk olarak 1997 yılında hizmete giren bu güzel tesisimiz, yörenin turizm potansiyelini değerlendiren önemli bir yatırım halkasını oluşturmuştur. ...2012'de adı Bakanlar Kurulu kararıyla değiştirildi. Büyük Çanakkale Zaferi'nin simgelerinden biri olan, savaşın en kritik anlarından birinde tek başına 276 kiloluk top mermisini sırtlayarak İngiliz zırhlısını vurmayı başaran erin adı verildi. Bu havalimanımıza ilk defa 2012 yılında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın icazetiyle Çanakkale'nin ünlü kahramanlarından Kocaseyit'in ismi verilmiş ve böylece bir diğer misyonumuz olan havalimanlarında tarihi büyüklerimizin, ecdadımızın ve kahramanlarımızın adını yaşatma misyonumuz da yerine getirilmiş olmuştur. Balıkesir Kocaseyit Havalimanı 2014 yılında açılan yeni terminal binasıyla bugünkü görünümüne kavuştu. Havalimanı şehir merkezine 90 kilometre, Edremit ilçesine 8 kilometre, Burhani ilçesine ise 6 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşım kolaylığı sayesinde kente, ticarete ve turizme büyük katkı sağlıyor.
16 yılda hizmet kalitesini sürekli ileri taşıyan havalimanında 7 gün 24 saat sivil uçuşlar gerçekleştiriliyor. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarıyla başkent Ankara'ya karşılıklı seferler. Ayrıca belirli dönemlerde bölge halkı için charter, hac ve umre seferleriyle yaz aylarında Almanya'ya yurt dışı seferleri yapılıyor. Ağırlanan yolcu sayısı her yıl istikrarlı bir artış gösteriyor. Havalimanında 2014 yılında güzide bir tesis hizmete girmiştir. 4 milyon yolcu yıl kapasitesiyle 3 kilometrelik pistte 6 uçaklık park pozisyonuyla gerçekten yörenin tüm ihtiyacına uzun vadeli cevap veren önemli bir limanımızdır. Tabii ki şehrin turizm potansiyeline burada yer alan tesisimiz çok ciddi katkılar sağlamıştır. Yatırımlarımız burada da eksiklerimiz kalmamakla birlikte zaman zaman ilave ihtiyaçlarımız da giderilerek yöre halkının hizmetine sunulmaktadır. Havalimanımız aynı zamanda Yeşil Havalimanı sertifikası ile birlikte engelsiz havalimanı statüsünde olan zincirin önemli bir halkasını da teşkil etmektedir. Aynı zamanda havalimanının bünyesinde yörenin özelliği olan zeytin ağaçları da bu güzide havalimanımıza ayrı bir güzellik katmaktadır. Gelişmiş teknolojisi, çağdaş ve konforlu yolculuk olanaklarının yanı sıra eğitim uçuşları için de yoğun şekilde kullanılıyor. Ülkemizin hava sahasında görev yapacak pilotların yetiştirilmesine, yani sivil havacılığın geleceğine katkı sağlıyor. Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda yangın kategorisi 7. Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Hizmetleri yani ARFF ünitesi modern araçları ve eğitimli ekibiyle olası yangın, kurtarma ve kaza kırım olaylarına müdahale etmek için hazır bekliyor. Son 16 yılda Türkiye'de sivil havacılığa çağ atlatan yatırımlar birçok yerde olduğu gibi Balıkesir'de de ticaret hacmini kat be kat arttırıyor. Kocaseyit Havalimanı son yıllarda artan yolcu ve uçak trafiği, çağdaş işletmecilik anlayışıyla Balıkesir'i dünyaya bağlıyor. Uzakları yakın hale getiriyor. Turizmi hareketlendiriyor. Üretime, emeğe değer katıyor. Her geçen gün başarılarını katlayarak çoğaltmaya devam ediyor.